Eve gidelim mi? Sen git Şebnem. Yürüyelim beraber. Yapan yapıyor vallahi. Şebnem, eve git, çıkma dışarı. Hadi canım. Of. Yarın evde kahvaltı edelim mi? Peki. Ben hazırlayacağım. Abla. Eviniz yok mu sizin ya? Evet tutuyoruz. Abla gelirse göz kulak olalım diye. Bulabildiniz mi şeyi? Tamamdır abla. İçeri koyduk. Ayıpsın. Süpersiniz. Eyvallah. Alo. Ha Tevfik, ben şimdi eve geldim. Kapının önünde korumalar var. Dayının adamlarıymış. Ne iş? Öf. Tamam. Bağırırsan ölürsün. Ah, yapma. İstemiyorum artık. Temizlendim ben. Dur yapma. Yapma ne olur yapma. Ne istiyorsan yapacağım ne olur. Ah, ah, ah. Yapacaksın. Tabii ki yapacaksın. Yoksa... ödül yerine ceza alırsın. Şşş, duyuyor musun beni? Hı? Güzel. Ramiz'in yerini bul bana. Anladın mı? Ramiz'in evini bul. Efendim Ali. Ne? Sana mı dedik? Ne dedi? Bir şey demedim ki. Dışarıda konuşalım mı biraz? Ali. Bak şurada. Babam yukarıda uyurken tam da şurada beni öpmek üzereydi. Ne oldu? Nereye gitti o cesur Ali? Ne olacak? Gerekirse öperiz bu sefer. İşte o sıkar biraz. Geçti o günler canım, geçti. Öyle mi? Öyle. Seninle hiçbir yere çıkmıyorum. Aman tamam, çıkmazsan çıkma. Ezel Bey dışarıda biri var. Sizle görüşecekmiş. İsmi? İsmini söylemedi. Bir kadın. Böyle uzun boylu. Şey, güzel. Ne yapıyorsun? Ne zamandır böyleyiz farkında mısın? Ben bir tarafta, sen diğer tarafta. Neleri feda ettik, neleri kaybettik. Ama tamamım ben artık. Ne bu? Yeni oyunun mu? Yok. Babamı öldürttün bana.
Eşitiz yani. Ben sana ettim, sen bana ettin. Bitti, ödeştik. Nasıl yani? Geldim Ezel. Her şeyi unutup geldim. Dur bir şey söyleme. Barı görünce aklıma geldi. Göstererek anlatacağım. Barmenin kim? Adı ne? Niye ne oldu? Kimse tebriklerimi ilet diyecektim. Her şey düzenli, temiz, hazır. Bayıldım. Eyşan. Önce vodka. Senin kadar keskin. Acı sos koyuyorum. Benim kadar ateşli. Domates suyu tabii ki. Eski zamanlarımız gibi tatlı. Limon suyu. Bu da aramıza giren saçma sapan adamları temsilen. Kenan gibi. Yok. Kenan karabiber. Hapşırık yapıyor. Limon suyu daha ziyade Cengiz. Bu da yaptığımız en güzel şey. Can. Tatsana. Biziz bu. Lodumeri, kanlı aşk. Ben de sensiz buradan gitmeyen aşığım Ezel. Ben sana aşığım. Öfkemi, gururumu, acımı, her şeyimi bıraktım. Sadece sana aşığım. Söyledim işte. Aşığım sana. Ben değilim. Ben başkasına aşık oldum Ayşen. Ezel, gerek yok artık. Beraber olmamamız için sebep uydurmana gerek yok. Çünkü bak ben aşkımıza sahip çıkıyorum. Çok geç. Ben başkasına aşık oldum. Sevmiyorsun yani artık beni. Peki, kimmiş bu kız? Öylesine biri. Nesine aşık oldun o zaman? Söyledim ya işte. Öylesine biri çünkü. Olduğu gibi. Olduğu kadar. Şaşkınlığına biraz. Kızarmasına. Heyecanlanmasına. Heyecanlanınca kekelemesine. Biraz güvensizliğine. Bazen de kendini beğenmişliğine. Çocuk gibi. İnsan olmasına işte. Bir de gözleri. Çok güzel gözleri var. Çok güzel bakıyor bana. Ömer'le Eşan. Onlar... Onlar unutamaz ki birbirini. Acı. Ama çok güzeldi Eşan. Thank you.
Takip ettin mi? Ettim abi. Sen bana engel olacaksın ha? Kim yaptı bunu? Attan düştüm. Bir şey yok ya. Sen bir de atın halini gör. Bu ne? Ne oluyor sana Kenan? Biraz daha düşük sesle Yusuf. Titreşim kötü oluyor. Ne oluyor sana? Sen attan inerken Ramiz heyeti ele geçirdi. Silah işini bozdu. Çaktırmadan bütün sokağı ele geçirmiş. Herkes Ramiz döndü yapıyor. Adam ayağa kalktı Kenan. Sandalyeden ayağa kalktı. Kendine gel. Şu haline bak. Ne varmış halimde? Bak şu haline Kenan. O dosyayı bana daha önce verecektin Kenan. Ne bekliyorsun? Niye indirmiyorsun bu herifleri? Ne oldu sana Kenan? Nasıl böyle yumuşadın? Aşık oldum. Kenan. Geçen sefer aşık olduğunda ne oldu? Unuttun mu? Sana hayatım boyunca hiç tavsiye vermedim kardeşim. Ama bu sefer bir tavsiyem var. Bak, bazı adamlar vardır. İsterse her şey olabilirler. Ama aşık olamazlar Kenan. İşte sen o adamlardansın. Nasıl yardımcı olabilirim? Projeyi, planı, uzun vadeyi. Kural yok, sınır yok. Evet de. Bu sefer koparalım bunların kafasını. Hepsinin, tek seferde. Eskisi gibi. Eskisi gibi. Ramiz Karaeski. Kenan. Birkan. Kenan Birkan. Bitti mi? Yeter mi? Bitti mi? Ne bitmesi? Daha yeni başlıyor. En az 20 yıl içeride kalacaksın. Gazinon, kulüplerin, adamların hepsi teker teker gidecek. Sana girme dedim çocuk. Sana beni takip etme. Sen bu dünyanın adamı değilsin dedim. Sen bu dünyanın adamı değilsin. Artık. Çocukların da değil. Daha değil. Ama bir gün gazetede ölüm haberlerini okuyacaksın. Kenan. Kardeşimdin sen benim. Kimse kalmayacak. Senden başka. Ama sen yaşayacaksın. Sana kimse dokunmayacak. Yaşayacaksın. Cezan bu. Beni yaşattığın gibi.
üçümüz. Bak çocuk. Üçümüze bak. Çocuk değilim artık. Biz üçümüz başkaydık bir zamanlar, değil mi çocuk? Aa, bir de şu camın arkasındaki karı var ya, bir daha onunla tek bir kelime edersen, bir daha ona dokunursan, bakarsan, anladın. Ne yapacaksan yap kardeşim. İlk bıçağı ben savurdum çünkü. Akacak kana sen hükmedeceksin artık. Ama söyle. Gitmeden söyle. Bu kadar. Söyle çocuk. Biz üçümüz bu alemi dize getirdik. Bir zamanlar arkadaşların en azıydı. Biz üçümüz, hatırla. Öyleydik tabi lan. Öyleydik tabi Ramiz abi. Hatırlıyorum. Lan. Nasıl? İstediğin gibi oldu mu? Oldu. Mükemmel oldu. Kenan kardeşim, bizi parlak bir gelecek bekliyor. Eskisi gibi. Evet. Geldim. Günaydın. Günaydın. Simit getirdim. Süpermiş. Ayıp ama getirdik denir. Ben de varım. Daha ben iki dakika sonra gideceğim zaten. Buyurun. Özel. Bunların hepsini sen hazırladıysan hemen yarın yanına taşınıyorum. Ellerimle hazırladım. Reçeller organik. Peynir? Peyniri kestim. Tuzunu aldım. Domatesleri niye kesmedin? Onları... Domates böyle daha güzel, daha doğal. Değil mi? Mutfak o tarafta mı? Burada. Kolay gelsin. Teşekkürler. Yurda girmedi gece. Buraya girdi. Nasıl bir yer? Vallahi abi hiç ev gibi değil. Yani dışarıdan bakınca bizim işkencehaneye benziyor. İşkenceci mi vardı? Onu mu diyorsun? Demiyorum. Sen dedin. Git dedin. Tamam, sağ ol. Gidip bakmayacağım mı? Hayır. Aslan abim benim. Sen niye seviniyorsun lan? Ya abi ne demişler? Aşk şüpheyi, şüphe aşkı öldürür. Kim demiş? Yok lan öyle bir laf. Çok belli oluyor mu olmadı öyle bir laf? Yani ben şimdi özlü sözleri çalışıyorum ya. Ha bir de... Neyse boş. Döveyim. Telefon da vardı montta.
Birkaç tane numara var aranmış, isimleri yok. Çok ayıp lan bu yaptığımız. Bade, ne haber kız? Kapı. Esas düşmanımız buymuş, Kenan'ın arkasındaki. Al senleri. Karadeniz pidecisi, buyurun. Ha. Ya abicim, iki tane kıymalı pide istiyoruz biz. Ben kahvaltı etmedim. Bir de ayran, vurkaça. Sen al abi. Şebekeyi çökertiyoruz lan, devam. Abi adıcı madıcı çıkar şimdi. Yine mi sen? Alo. İyi oynuyorsun lan. Hile mi yapıyorsun yoksa? Yakalayamıyorsan yapmıyorum demektir. Hah. Güzel laf. Güzel laf. Senin şu boktan casus. Sarı bomba. Hı. Yaşasın mı, tersi mi? Nasıl yani? Cevap ver be Cengo. Yaşasın. Daha işimize yarayacak. O günleri de göreceğiz bakalım. Ara o zaman. Ne yapayım, hatırını mı sorayım? Söyle ona, vurkaçtan uzasın. Ara, buradan ara. Bak, buna buz koyuyorsunuz, olmaz. Koymayın diyorum. Alo. Ne zaman? Bilmem gereken başka bir şey var mı? Dosyadaki adres, şu Ömer'in evinin adresi. Doğru mu? Bir bak. Can da var orada. Benim oğlum. Kendi dosyanı kendin okumuyorsun Cengo. Senin değil o olan. Ezel'in. Bade, sen Tevfik'le geçer misin bana? Benim bir yere uğramam gerek. Benim şiftime daha var, ben de geleyim istersen. Yok, sıkılırsın şimdi. İş. Ben de hemen geleceğim zaten. Peki. Konuşma Cengiz. Gelmedi. Bir şey alıp çıkacağım. Kime mi gidiyorum? Asıl aşkıma. Cengiz sandım. Nerede o? Ben de onu bekliyorum. Kapı açıktı, girdim. Peki. Bekleyin siz, benim çıkmam gerek. Söyler misiniz bana? Kimmiş asıl aşkınız? Oğlum. Ona mı gidiyorsunuz? İzin verirseniz. Ana ile oğlu ayırmak olmaz. Kaza geliyorum demez. Eski evlerde oluyor tüp gaz patlaması. Evde kim var, kim yok uçuruyor. Ama şöyle bak. Anayla oğlu ayırmaktansa böylesi daha iyi. Çıkar beni buradan ya. Onlara. Tesadüfe bak. Aynı gün tarla başında bir barda terör eylemi. Tam seçim öncesi.
Sonra başka bir yerde genç bir ceset bulunuyor. İş adamı Cengiz Atay. Biliyor musun, hiç güvenmedim sana. Kenan'a iyilik yapıyorum. Ben şimdi yazlığıma doğru yola çıkarken bahar temizliği. Topunuzdan kurtuluyorum. Sağ ol abla. Sen sağ ol oğlum. Bizim için kontrol ettin. Koydun mu? Abla unutma. Şimdi böyle dursun. Akşam olsun bey açsın şopeni. Tamam oğlum sağ ol. Ya ben bir gitsem iki saat falan daha var şiftime. Ya bu kokteyle bakacaktık. Tutturacağız bu sefer. Hayrola? Hiç. Merhaba. Özel? Ne güzel. Şebnem, Bade'yi gördün mü? Yok, görmedim. Tevfik. Saldıracaklar buraya. Ne? Saldıracaklar diyorum buraya. Sen nereden biliyorsun? Şimdi. Saldıracaklar buraya. Söylüyorum işte. Şebnem gir içeri. Girmeyeceğim. Beyler. Şebnem gir içeri. Ne istiyorsun hayatımı? Ne yapacaksın? Yanında kalacağım. Ha beni de öldürecek. Olmaz. Silah alacağım ama sen beni vurursun. Yarın evlenelim. Ne? Bugün de yaşarsak yarın evlenelim. Sizinle vakit geçirmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim Melih teyze.
Can, sen artık yemekle mi yapıyorsun? Aa, Mert öyle böyle değil, çok maharetli. Can, Melia teyze. Dedemle de tahta yapıyorum. Göstereyim mi? Sen dedemi diyorsun Mümtaz amcaya. Öyle istiyor. Anne, var ya bazen sanal dede diyorum, çok kızıyor. O da ne öyle? Ay şimdiki çocuklar neler öğreniyorlar. Sanal da ne Mert? Can! Şşt, bazen karıştırıyorum. Olsun. Bak şimdi. Ay! Arsız çocuk seni. Soğuk Melia teyze, ısınmıyor mu? Şey, şofbenciler geldiler de akşam beyin gelince o açsın dediler. Tamam, açarım ben. Nerede? Ben göstereyim mi? Ama işte beyin açsın dediler. Yeter! Ne yeter? Yeter! Bu kadar yalan yeter artık! Bu kadar yalan yeter! Sen de mi Bade? Ha, sen de mi? Sen ne demek istiyorsun ya? Cengiz mi, Eğir mi, Kenan mı? Kim? Söyle kim, bu sefer hangisi? Kim? Etrafına bak. Baktım. Bu ne bu ortalık? Adam gibi bak. Ben ne okuyorum Ezel? Ha? Güzel sanatlarda okuyorum. Heykeltıraşım ben. Ne yani? Atölyem benim burası. Arkadaşlarımla birlikte veriyoruz kirasını. O adamlar kimde? Modellerin mi? Karşıda hurdacı var. Metalleri onlardan alıyoruz. Arada işkiyalık da mı yapıyorlar? Hayır. Bize göz kulak oluyorlar. Atölyeye biri gizlice girmeye kalkarsa filan gelip bakıyorlar. Sen nasıl girdin buraya? Anahtarımı mı aldın? Ne yaptın? Gizlice buraya gelen sensin. Kimden gizli? Ben kimseden hiçbir şey gizlemiyorum. Takip mi ettirdin beni? Ne yaptın? Telefon etmişsin. Telefonla aramışsın. Telefonumu da mı? Allah'ım nasıl bir manyaksın sen ya? Cengiz'i aramışsın. Nereden tanıyacaksın Cengiz'i ha? Düşmanı mı aramışsın gizlice? Ben kimseyi aramadım. Aramışsın. Ben böyle birini aramadım. Aramadım. Telefonla konuşmayı bile sevmem ben. Montumun cebinde durur öyle. Montumu istedi benden. Montumu aldı dışarı çıktı. Kim? Yok ben sen değilim, insanları suçlamam. Şebnem mi? Nereden? Bade. Hiçbir şey gizlemiyorum ben. Ne görüyorsan oyum işte. Ha, gizliyor muyum? Evet tabii ki. Kütüphaneden kitap çalmışımdır, onu gizlerim mesela. İşe geç kalırım, hastalandım derim. Ha bir de elimi tuttuğunda başım dönüyor ama hiç çaktırmıyorum değil mi? Bazen vurkaçta 10 dakika sana bakıyorum ama sen görmeden hemen başımı çeviriyorum. İyi gizlemiş miyim? Bunu da gizledim çünkü. Hani şu adam vardı. Atölyemi bastı, arkadaşlarımı dövdü. Beni düşmanlarıma sattın diye delilendi. İşte ben o sırada o adama aşık olmakla meşguldüm. O kadar. Ezel, burada düşman yok. Karşında bir kız var sadece. Ve gizlemeye çalıştığı şey de buydu senin için kadar. Çıkar mısın şimdi? Badem. Çıkar mısın lütfen?
çevireceğim. Yeter. Sor olur mu? Ben kadınım. Olmadı bir şey. Bir daha kapatıp aç anne. Ezel Bayraktar. Yoksa Ömer Uçar mı diyeyim? Ne istiyorsun Eğir? Sana da sıra gelecek. Biraz bekle. Bekliyorum. Beklerken sana malumat vereyim. Vurkaç'ta bir vurkaç olayı oldu. Yarın gazetede okursun. Ha bir şey daha. Cengiz var ya. İntihar etti. Belgrad ormanlarının orada. Ama daha önemlisi senin pederin evinde talihsiz bir olay oldu. Senin anan, sonra senin havaya uçtu. Buradan ne ders çıkaracağız? Elimi uzatınca o eli adam gibi sıkacaksın. Ramiz'e söylersin. Gerek yok, kendin söylersin. Çatışmadan sağ çıkarsan. Ne? Öndekiler gitmiş dayı. Ama bu hala yaşıyor. Biraz. İstersen buyur dayı. Daha fazla uzatma yeğen. Ben o eli bir daha sıkmam. Kim ne derse desin yeğen, intikam güzel şey, güzel. Bak bana ikinci kez mezar kazdırıyorsun ha. İş dağılımını yeteneğe göre yaptık. Şikayet etmiyorum. Ne ders aldık bu olaydan? Cengiz Atay'a güvenmeyeceksin. Gel. Alo Ezel. Ya bırak şimdi de dinle beni. Eğir senin eve adam yolladı. Evet annenlere. Can'a havaya uçuracak orayı. Vurkaç'a da gönderdi. Nerede şimdi? Yazlık bir yeri var sarı yerde. Yoldadır şimdi. Kes yolu göreceksin. Cengiz. Ezel çabuk dedim sana. Sonra teşekkür edersin. Şunları halledelim. Ha ha ha.
Cengiz Atay'ı tekmelemeyeceksin. Cengiz Atay'ı tehdit etmeyeceksin. Güvenmeyeceksin de. Yoksa kalkar, iki dakika önce kazık yediği ezel arkadaşını arayıp aynı tuzağı bir daha kurar sana. Hadi. Yolla bakalım bahtsızları. Ali, oldu mu? Oldu. Annemlerin evi? Benim çocuk çıkardı, merak etme. Bekliyor dışarıda. Ben dayıyı götürüyorum. Tamam, ben gelene kadar beklesin. Vurkaç? Dayı yolladı süvarileri. Tuncay, sen kal, çocuklar dışarıda beklesin. Şebnem, gitmen gerek. Neredeyse gelir bizimkiler. Bu sefer saklama. Yok. Bir daha gitmem. Bir daha gitmem. Sen bilirsin. Ezel. Çok şık iş yaptık. Değil mi lan? Bilmiyorum. Bade, senin o dediğin şeyleri bilmiyorum. Ben ilk 20 yaşındayken bir kıza aşık oldum. Ondan başka bir şey bilmiyorum. Zaten o da benim... Ben o senin dediğin şeyleri bilerek büyümedim. Ben hapiste büyüdüm. Adamın elinde bıçak var mı onu öğrendim. Canavar gibi kağıt oynamayı öğrendim, onu biliyorum. Şüphe tek gerçektir, onu öğrendim. Milletin suratına hain kim diye bakmayı öğrendim Bade. Karşında kocaman bir adam görüyorsun değil mi? Her oyunun üstesinden gelir. Ama o senin dediğin şeyleri öğrenmedim. Ben kafamda bir şey olmadan el ele yürümeyi öğrenmedim. Yarın sevgilimle buluşacağım demeyi bilmiyorum. Kafamda bin tilki olmadan düşünmeyi bilmiyorum. Kötülükten değil, bilmiyorum. Birini sevip öyle kalmayı bilmiyorum. Aşık oluyordum sana diyorsun. Ben de sana. Ben de sana ama nasıl olduğunu bilmiyorum Bade. Bade lütfen. Öğret bana. Çok iyi öğrenciyimdir. Öğret. Seni nasıl seveceğimi öğret bana. Her şeyden çok istiyorum. Ama bilmiyorum işte ne yapayım bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyormuşsun ya. İlk önce sokak ortasında ulu orta konuşmamayı öğrenmen gerekiyor. Tamam. Sustum. Sonra da sarıl işte. Bu kadar.
gitmem gerek. Şaka yaptığını söyle bana. Benimle gelir misin? Ne var ya? Ne? Konuşalım. Ya istemiyorum dedim. Caydım git. Ne istiyorsun ya? Hastasın bana. Ama benim bazı şartlarım var. Allah Allah. Neymiş? Lafımı dinleyeceksin. Öyle patlamalara çatlamalara atlamayacaksın kafana göre. Kabul. Ama sen de güzel güzel söyleyeceksin. Emretmeyeceksin. Kabul. Ha. Babam bilmeyecek. Kabul yok. Olmaz. O benim babam. Kendim demem ama sorarsa söylerim. Anlaşma dışı. Sen bilirsin. Ya, tamam. Dayının anlamadığı şey mi var? Tabii soracak. Ama kararlaştıralım önce. Ne diyeceksin? Ay neyse o işte. Ne var? He, peki oldu. Sevgili dayıcığım, nasıl olduysa artık ben senin kıza hafiften yanayım. Aslında hiç tipim değil. Ben gıcık olurum öyle çok bilmişlere. Ama nasıl yaptıysa artık kendisi kafama girdi. Vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Hiç tövbe, hiç teşvik etmedim. Kendi yaptı. Ama çıkaramıyoruz. Uzak dursan olmuyor. Yakın dursan adamı yakıyor. Nasıl olacak bilmem ama ben senin kızla bir şekilde... Hop hop. Bu kadarı kâfi değil mi? Bir şey daha var. Bahar. Hayatta bir o kızı sevdim ben. Bu da şimdi tuhaf olacak ama ben o kızı hala seviyorum. Ben Bahar'ı hala ilk günkü gibi seviyorum dayı. Unutur muyum? Bilmiyorum. Ama senin kız bana dedi ki ben sana onu unuttururum demedi. Olsun, sev dedi. İşte senin kız beni o andan nakavt etti. Hak edebilir miyim onu? Bilmiyorum. Ama iznin olursa ben artık ona bir sarılayım istiyorum. Dayı. Son şartım. Bahar'ı seveceksin. Ama asla beni onun yerine koymayacaksın. Hatırladın mı Selma? Bak. Nasıl oldun Ramiz? Yaraların? İyiyim. Senin nasıl gidiyor? Göz kulak oluyor mu çocuklar sana? Oluyorlar. Oluyorlar da. Ben seni çok özlüyorum Ramiz. Ben de seni özlüyorum. Hem de nasıl özlüyorum. Bir an gitmiyor yüzün gözümün önünden. Ya ben ölüyorum sanıyorum. Her gün bir daha, bir daha. Diyorlar ki neler geldi başına. Koskoca Ramiz Karaeski. İstemez misin bir gün çık?
Hepsini geri al. Alma. Tek bir anını bile almam. Bir kitaplarımı verin bana. Bir de hayalini. Ramiz. Ağlayacağım ama. Hayalim bile yasak sana. Korkuyorum. Ya unutursan yüzümü? Her şey olur diyorum. Ölürüm. Kalırım. Ama unutmak... Asla. Asla. Masallar güzeldir ama kimse bir günde unutmaz. Kimse bir günde değişmez. Kimse hayatının sonuna dek canavarlara aşık kalmaz. Ali Özel. Herkesin iki yüzü vardır ama kimse ikisine birden aşık olmaz. Sendeki kahramana aşık olanların ise o kahraman başkasına aşık olunca içlerindeki canavar çıkar ortaya. (Gülüyor)